Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Size bugün, bu konuşmamda daha doğrusu, biraz elit ve merit kelimelerinden söz etmek istiyorum. Türkiye'de bizim aydın kontenjanından aydın olanlar ile muhafazakar kontenjanından kendilerini muhafazakar aydın zannedenler bir ortak noktada birleşirler. Her iki aydınımızda ya da kendilerini aydın olarak kabul edenlerimizde, ki bunlar medyada daha ziyade yerleşmişlerdir, edebiyat dünyasında yerleşmişlerdir. Bunlar elitlere kötü gözle bakarlar. Yani seçkinlere kötü gözle bakarlar. Meritizmin ise ne olduğunun farkında bile değildirler. Pek çoğuna göre merit, Net Hotel'in, Net Holding'in otellerinden kullandığı isimlerden biridir sadece. Oysa tabii ki Besim Tibuko merit ismini durduk yerde koymadı otellerine. O da elit diyebilirdi mesela. Nitekim elit ismini taşıyan otellerimiz de var. Bütün dünyada var. Elite World. Elitle merit arasında bir fark var. Çok fark var. Ne yazık ki bizim aydın kontenjanından aydın olduğunu zannedenlerse, solcularla yani, muhafazakar kontenjanından aydın olduğunu zanneden sağcılar, elitizme daha doğrusu düşmanlık ederken aslında bu arada meritleri de yok ediyorlar. Adam mesela elittir. Elitizm genelde para ile satın alınabilecek bir şeydir. Elitizmi para ile satın alabilirsiniz. Yani bakın, bir sürü, pek çok eğlence dünyası ünlüsü var. Meritizmle hiç ilgileri yok. Yakınlarından, kenarından, köşesinden geçmemişlerdir. Ama çok ünlenmişlerdir. Çok para sahibi olmuşlardır. Türkiye kamuoyunda kimileri onların elit olduğunu zanneder. Öyle zenginlerimiz var ki, yeni zenginler bilhassa, AKP zenginleri, meritizmle en ufak bir ilişkileri bile yok. Yani kendilerinde merit sayabileceğimiz, merit olduklarına işaret edebilen hiçbir iyi vasıf, hiçbir eğitim, görgü, kalite göremeyiz. Neden? Çünkü köyden gelmiş, kendisi köyden gelmiş, babası köyden gelmiş, birinci kuşak dedesi köyden gelmiş, pek çok sayıda yurttaşımız var. Olağanüstü yüksek kaliteye sahipler. Neden? Çok iyi eğitim görmüşler. Çok. Adam köyden çıkmış, gencecik bir adam, daha genç. Bugünlerde yani 35-40 yaşlarında olağanüstü bir sanatçı olabiliyor. Müthiş tablolar yapar, resimler yapar, heykeller yapar, müzik, şarkılar söyler. Harikulade bir doktordur. Mesleğinin zirvesine çıkmıştır. Hatta harikulade bir genel müdürdür, bir bankanın genel müdürüdür, bir şirketin genel müdürüdür, CEO'sudur. Nasıl elde etmiştir onu? Çıktığı köyden sonra bütün eğitim hayatı boyunca tırnaklarıyla kazıya kazıya olağanüstü bir kalite kazanmıştır. Parayla değil, eğitiminden kaynaklanan bir kalite kazanmıştır. Bugün Beştepe Sarayı'na kabul edilenlere baktığınız zaman görüyorsunuz ki normal şartta elit olan insanlar, değil mi? Seçkin insanlar. Kim seçiyor? Ya ülkenin cumhurbaşkanı seçiyor onları. Kadının kocasından sırf icradan kurtulmak için boşanmış ama eğlence dünyasının ünlüsü cumhurbaşkanına görüşmeye gidiyor. Yanında kocası da var. Yani icradan mal kaçıran kocası elit olabilir mi? Hadi bırakın, o kadın şarkıcı elit olabilir mi? İmkansız, sıfır ihtimal. Ama bizim anlayışımıza göre elit. Aslında Türkiye'de tam anlamıyla, tam manasıyla bir burjuva olmadığı için, gerçek bir sosyete de olmadığı için bizim aydınlarımızın ve bizim muhafazakar sağcılarımızın, tabii aydın geçinen sağcılarımızın elitizm olan düşmanlıkları aslında biraz oradan kaynaklanıyor. Onlar biraz da o elit gibi gördükleri insanların sosyete olduklarını zannediyorlar. Türkiye'de sosyete diyebileceğimiz aile sayısı kaç acaba? Kaç?
İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Adana'da kaç aileyi gerçek sosyete olarak sayabiliriz? Türkiye'de burjuva olarak sayabileceğiniz kaç iş insanı var? Kaç sanayici, kaç tüccar var? Ethem Sancak mesela burjuva mı? Ethem Sancak mesela elit biri mi? Merit biri mi? Sadece eğitim görmek, yani öğrenim görmek, affedersiniz. Sadece öğrenim görmek de insana merit yapmıyor. Ethem Sancak belki de üniversite mezunudur. Ama üniversite mezunu olmak da merit olmaya yetmiyor. Jandarım. Mesela Osman Kavala hem elittir hem merittir. Benim gözümde. Selahattin Demirtaş elit değildir. Halkın içindedir hala ama merit bir genç adamdır. İyi yetiştirmiştir kendisini. Tam bir lider vasfı vardır. Ali Babacan hem elittir hem merittir. Bülent Eczacıbaşı hem elittir hem merittir. Bunları birbirlerinden ayırmak zorundayız. Kemal Kılıçdaroğlu merittir ama elit değildir. Peki Recep Tayyip Erdoğan ne elittir ne merittir? Recep Tayyip Erdoğan sıradan bir halk çocuğudur. Evet. Kötü bir şey mi? Yok, hayır. Kim dedi kötü diye? Onu söylemiyorum. Ama dünyanın kuruluşundan bu yana, insanların topluluk halinde yaşadıklarından bugüne kadar bilinir ve görülmüştür ki toplumları değiştirenler, dönüştürenler, olumluya daha ileriye götürenler sıradan halka benzemeyenlerdir. Gerçek liderler halka düşün önüme peşinizden geliyorum demezler. Yani kamuoyu yoklamalarıyla devlet yönetmezler. Kamuoyu yoklamalarıyla devlet yönetilseydi devlete, başbakanlara falan lüzum yoktu. Bürokratlar çok rahat devleti yönetirlerdi. Her 10 günde bir, bir haftada bir, 15 günde bir çok güvenilir şirketlere kamuoyu araştırmaları yaptırırlar. Halk ne istiyorsa halkın şeylerine, öngörülerine, halkın tercihlerine göre kararlar alır, kanunlar çıkarırlardı. Böyle bir şey yok. Devleti yönetmek için mutlaka hem elit olacaksınız hem merit olacaksınız. Yani o nedenle mesela ben baktığımda, samimiyetimle söylüyorum, Kemal Bey'i çok severim. Çok dürüst benim için. Ama Kemal Bey Türkiye Cumhuriyeti'nin devletini yönetebilir mi derseniz çok zor. Ama Kemal Bey'den olağanüstü bir ikinci adam olur. Olağanüstü. Onun üzerinde elit ve merit pencereleri çok geniş, 360 dereceye dönüş yapabilen görüşleriyle bir devlet adamı da kimliği olan bir politikacıyı seçersiniz. Kemal Bey de onun yardımcısı yaparsınız. Kemal Bey olağanüstü bir ikinci adam olur. Ülkemizin muhtemel tehlikelere düşmesine öncelikle hemen şırak diye tedbir alır, tedbir aldırır. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında ikinci adam yok ama kendisi de birinci adam değil çünkü. Recep Tayyip Erdoğan'dan bırakın birinci adam olmayı, ikinci, üçüncü, beşinci adam dahi olamaz bir devlette. Hatta büyük bir şirkette de olamaz. Sıradan bir esnaf dükkanında, bir dükkanda olabilir yani. Bakın net. Eğer siyaset yapmasa idi, siyaset yapmasa idi Recep Tayyip Erdoğan bugün hala Üsküdar'da, gecekonduda, kirada oturan bir yurttaşımız olarak hayatına devam edecekti. Siyasette başardı. Siyasette başarınca haliyle bal tutan parmağını yedi. Parmağını yaladı. Parmağınızda bal varsa, bal tutmuşsanız ağzınıza gelecek olan da tabii ki baldır. Başka şey tutup yalasaydınız mutlaka başka bir şey gelecekti parmağınıza. Canlarım benim, güzellerim benim. Bu kadar felsefe yeter be. Bankalarımızın, özel bankaların çok baskı altında olduğunu, özel bankaları kamulaştırmaya niyetlenebileceklerini söyledim, hatırlıyorsunuz. Çünkü önce bu tarz şeyleri gazetelerinde yazdırırlar. Ama hatırlarsanız İş Bankası'nın hisselerine el konacakları haberleştirildi de tartışma başladığında galiba sanırım CHP'liler dahi buna neredeyse inanmışlardı. Ben hiç inanmadım. Ne dedim? Bırakın, baş verin. Gündem değiştirmek için yapıyorlar. Ne oldu sahi? Hani İş Bankası'ndaki hisselere, CHP, Atatürk hisselerine el koyacaklardı? Yapamazlar canlarım. Onu yapamazlar. Peki bunu yaparlar mı?
Yani özel bankalara el koyarlar mı? Bankalar kanununda varsa bankalar kanununu bir gecede de değiştiriverirler. Muhalefet partileri hiçbir şey yapamazlar. Ama işte bunu bildikleri için kamu banka özel bankaları kamulaştıramayacaklarından emin oldukları için belki de ya da kamulaştıramıyorlar. Çalışıyorlar, çabalıyorlar, açık bulamıyorlar belli ki. Kamu bankaları üzerinde çok büyük baskı yapıyorlar. Bakınız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasında ticaretin ve üretimi, yani teşebbüsün, girişimciliğin, her türlü girişimciliğin, ticari girişimciliğin, sanayi girişimciliğin özgür olduğu yazar. Yeter ki mevcut yasalara uymak şartı yerine getirilsin. Bankalar kredi veren müesseselerdir. Ama bankalar kredilerini verirken kendi yönetim kurullarının aldığı kararlar çerçevesinde verirler. Devlet hiçbir bankaya falanca şahsa kredi ver diyemez. Hatta devlet kendisine bile kredi isteyemez bir bankadan zorla. Yani bir devlet kurumuna hazine garantisi bile verse kamu bankası olmadığı için özel banka vermiyorum diyebilir. Türkiye'de bunu yapacak banka var mı? Yok. Neden yok? Çünkü bütün bankaların ne yazık ki siyasal iktidarlarla öyle ya da böyle işleri var. BDDK evvelden olsaydı, BDDK Ecevit döneminde kuruldu. Yani Ecevit, Bahçeli, Yılmaz döneminde kuruldu. Kemal Derviş kurdurdu. Gerçekten bağımsızdı. Hiç kimseyi dinlemiyordu. Ecevit'i dinlemiyorlardı. Hele Bahçeli'ye, Yılmaz'a hiç. Çok harikulade insanlardan oluşan yönetim kurulları vardı. TMSF'nin de öyleydi. Şimdi öyle değil. Şimdi TMS ve BDDK Cumhurbaşkanı'na bağlı. Cumhurbaşkanı ne derse onu yapıyorlar. O nedenle korkarlar bugünkü özel bankacılar. Pes edecekler mi? Bankacılar pes ettikleri andan itibaren, not edin, en geç bir sene içinde, en geç bir sene içinde Türkiye'de büyük ihtimalle özel banka kalmayabilir. Ya da büyük büyük cezalar ödeyerek sürekli, yani aktif rasyolarına, şimdi yeni getirilen düzenlemeye %100'e uyum sağlamayarak büyük ihtimalle ne olur? Yani cezalar verirler. Çünkü 500 bin lira tuttular cezayı. Ya da işte uyulmayan miktarın %5'i kadar bir oran koydular. Bankalar bunları ödemeye göze alırlar. 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon ödemeye göze alabilirler. Ama BDDK'nın bu baskısına boyun eğerlerse küçük bankalar dahi dağıttıkları, verecekleri kredinin öncelikle bakın faizden kaybedeceklerini, zarar edeceklerini bir tarafa koyuyorum. Öncelikle verdikleri kredinin %40'a yakınını geri döndüremezler. %40'a yakınını, böyle bir şey dünya bankacılık modelinde yok. Döndüremezler, hepsi batarlar. Ne yapacaklar şimdi? %100'ünü, aktif rasyonun %100'ünü kullandıracaklar. Yani diyelim ki benim karım, ben bankayım, benim karımın aktif varlığıma bölümü benim rasyom ortaya çıkarıyor, değil mi? Aktif rasyom ortaya çıkarıyor. Bu sene nedir benim aktif rasyom? Bir X bankasının, özel bankanın, mübalağa edebiliriz belki ama 1 milyar mesela. Devlet diyor ki, şimdi BDDK diyor ki, sen diyor bu 1 milyar liranın hepsini diyor kredi olarak kullandıracaksın. Peki, bir an için kullandırıyorum dedim ben şimdi. Kullandırıyorum dedim. Ama kredi talebinde bulunanlara dan yıllık %20 faiz istedim. İsterim. Neden? Adamın risklerine bakarım. Karına bakarım. Yaşam tarzına bakarım. Uluslararası ilişkilerine bakarım. Benim verdiğim parayı ödeyip ödeyemeyeceğine ilgili yeteneklerine bakarım. İmkanlarına bakarım. Ve %20 isterim yıllık faiz. Adam %20 yıllık faizden parayı benden alırsa bilirim ki bu adam batıyor. O zaman ne yaparım? O zaman bana benden istediği kredinin en az 4 katı teminat isterim. Ama öyle teminatlar isterim ki garantili, öyle dağ başında tarla değil. Özel zamanda yapılırdı o. Bunlar da yapıyorlar şimdi. Benden kredi kullanmadılar o zaman. Neden? Teminat veremediler bana. Ne yapacak bana? BDDK ceza mı kesecek? Canlarım be! Dünyanın en komik iktidarı tarafından yönetiliyoruz. Ben daha bu kadar komik bir iktidar görmedim. Yazık, günah ya. Ayıp oluyor ya. Ya bu ülkede iş adamı olmak ne kadar zor bir şey ya. Bu ülkede bankacı olmak ne kadar zor bir şey ya.
Ya çıkarın bir anayasa değişikliği yapın. Ne bileyim belki de sol partiler var size uyarlar. HDP uyabilir mesela. E çıkarın madem kardeşim bir anayasa değişikliği yapın da devletleştirin şu bankaları olsun bitsin. Biz de bilelim ne olduğunu bilelim. E günah ya her gece demokrasinin kılıcı banka patronajının yönetiminin tepesinde. Kılıcı indirdim he kesiyorum. E böyle olmaz. Bu ayıp bu. Bu demokrasiye de hukukun üstünlüğü ilkelerine de saygısızlıktır. Yapmayın arkadaşlar ya. Ayıptır ya. Ya ne olursunuz sistemi doğru düz uygulayın. Canlarım BDDK'cılara söylüyorum. Ya BDDK başkanı kusura bakma da canım. Yanlış anlama beni affedersin. Çok özür dilerim. Küçümsemek için söylemiyorum. Ama ne olur biraz kendine çeki düzen ver ya. Ya tipin hiç güven vermiyor. Ya ben bir iş adamı olsam, ben bir bankacı olsam önce sana kredi vermem. Kusura bakma yani. Canlarım hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.